bu şekilde arkadaşlar da bunun yayılabilen bir sıvı olduğunu anladılar. Ve eğer ki bugün Wikipedia'ya bakarsanız ve en ölümcül virüslere bakarsanız, hatta en ölümcül bulaşıcı hastalıklara bakarsanız, arada ilk başta, ilk 10 sırada birkaç virüs göreceksiniz. İnsanlara en ölümcül virüs kuduz virüsüdür aslında. Biz bugün aşı olduğu için kuduz virüsünü unutuyoruz, pek düşünmüyoruz. Fakat aşı olmadan önce kuduz virüsünü kapan bir insan hemen hemen %100 ölümle sonuçlanıyordu. Şimdi tabii bunun aşısı var ve bu sayede kuduz vakaları azalmış durumda. Bunun dışında da çiçek virüsü, yani smallpox dediğimiz virüs. Bu da yeryüzünden yok olan ilk insan virüsü. Nasıl yok oldu? Tabii ki de aşı sayesinde yok oldu. Zaten yeryüzünden tamamen yok olan iki tane virüs var. Bir tanesi insanlardaki smallpox, diğeri de sığır vebası dediğimiz, hayvancılıkta ciddi hasara yol açan Rinderpest virüsü. O da aşılama sayesinde hayvanlar arasında yok edildi. Bunun dışında tabii Ebola, HIV vesaire vesaire. Altta kuduz virüsünün bir elektron mikroskobu fotoğrafını gösteriyorum. Ben özellikle kuduz virüsüne meraklıyım. Çünkü ben çocukken İzmir'de bir kuduz kediye maruz kaldık biz sokaktaki çocuklar ve kuduz aşısı olmamız gerekti. Bir de o dönem Tarık Akan'ın başrolünü oynadığı Kuduz, Çocuklar Çiçek diye müthiş bir Türk filmi vardı. Herkese tavsiye ederim. O filmden de bayağı etkilendim olsa gerek. Kuduz aşısı olmak zorunda kaldığım için de bayağı etkilendim herhalde. O yüzden virolog olmak istedim. Kuduz'u merak edenler, İngilizce Rabbit isimli bir kitap var. Onu herkese tavsiye ederim. Türkçe tercümesi var mı bilmiyorum ama herkese tavsiye ederim. Ve virüs nedir diye baktığımızda, virüs bir nükleik asit genomudur. RNA veya DNA genomlara sahip virüsler var ve dışında bir kabuk veya bir kılıf barındırırlar. Ve her zaman konak canlıya muhtaçtırlar, kendi başlarını üremezler. Sadece insanlar enfekte olmaz. Mesela tütün bitkisini enfekte eden tobacco mozaik virüsünü gösteriyorum. Veyahut da bakteriler bile enfekte olabiliyorlar virüsler sayesinde. Ve altta da bir bakteriyi enfekte eden uzay mekiğine benzeyen bir bakteriyofaj örneğini gösteriyorum. Ve aynı zamanda virüsler pek çok ebatta ve boyutta olabiliyor. Biz genellikle virüsleri çok ufak parçalar sanıyorduk. Fakat 2000'li yıllarda amiplerden elde edilen, yani suyun içinde yaşayan tek hücreli amip canlısını enfekte eden virüslerden anladık ki aslında bazı virüsler bir bakteri kadar büyük olabiliyor. Ve burada en sağda bir E. coli bakterisinin ebatını gösteriyoruz ve onun hemen yanında mavi renkle pithovirüs, onun yanında Pandora virüs ve Mimi virüs ve bunlar hemen hemen bir bakteri hücresi kadar büyük olabiliyorlar. Bunların keşfinden önce biz HIV ve rhinovirüs gibi virüsleri bildiğimiz için virüsleri genel olarak her zaman çok ufak sanıyorduk. Hatta bu virüsler büyük olduğu için pek filtreden geçemiyorlar ve 100 yıl önceki filtreden geçebilen virüs tabiri artık tabii yanlış sayılıyor. Ve bilimin güzelliği bu. Her zaman yeni delillerle bilim ilerliyor. Virüsler illa bir kılıfa sahip olmak zorunda değiller. Çünkü kılıfa sahip olmayan fakat yine bulaşıcı niteliği olan nükleik asit parçaları var. Bunlara viroid diyoruz ve bunlar hastalığa sebep de olabiliyorlar. Mesela sağda sağlıklı bir patates bitkisi ve onun yanında viroid yüzünden enfekte olmuş sağlıksız bir patates bitkisi görüyoruz. Ve bu viroid denen RNA parçaları aslında elektron mikroskobuyla bu şekilde zincirler halinde gözükebiliyor. Yani kısacası virüs dediğimiz zaman böyle illa kılıf içinde değil ama tek başına bulaşabilen DNA veya RNA parçaları da olabiliyor. Doğaya baktığımız zaman virüsler yeryüzündeki en yoğun canlılardır. Ve insanlar mesela sadece 150 bin, 200 bin yıldır dünyada varken virüsler en az 1,5 milyar senedir dünyada varlar. Ve büyük ihtimalle insan ırkı eğer yok olursa virüsler hala dünyada var olmaya devam edecekler. Ve bir damla suya bakarsak bir damla suda milyarlarca virüs partikülü görüyoruz. Ve böyle bir dilime bakarsak
Mesela sarı dilimle gösterilen prokaryotlar ve mavi dilimle görülen virüslerin yoğunluğu belli. Ayrıca virüsler çoğu hastalık yapıyor gibi düşünülse de bu yanlış bir düşünce. Çünkü doğadaki virüslerin çoğu hastalığa sebep olmuyor. Çok azı hastalığa sebep olur. Hatta bu yüzden hastalığa sebep olan virüsler aslında başarılı virüsler değildir. Çünkü çoğu zaman konak canlıya zarar verdiği için bulaşamaz veya bulaşma hedefine ulaşamaz. Ama çoğu hastalığa sebep yapmıyor ve çoğu da bu yüzden canlıların evriminde önemli bir rol oynuyorlar. O yüzden bana sorarsanız virüs nedir Semih Bey derseniz, virüs bir nükleik asit aktarmasıdır. Yani bir şekilde doğadaki diğer tüm canlılar gibi nükleik asitlerinin üremesi, ivmesiyle ve momentumuyla hayatına devam eden ve virüsler bir kılıf kazanmış ve konak canlıya muhtaç olmuş ama yine insanlar gibi kendi genomunu çoğaltmak ve üreme ivmesiyle yaşamına devam eden yaratıklardır. Ben virüsü böyle tanımlıyorum. Ve doğada soy ağacına baktığımız zaman bakteriler olsun, arkeler olsun ve ökaryotlar olsun görüyoruz ki bütün bu soylar arasında aslında bir sürü gen akışı ve değiş tokuşu olmuş ve virüsler bu soy ağacındaki bütün canlılar arasında gen akış verişini sağlayabiliyorlar. Bu sayede pek çok canlının evrimine sebep olabiliyorlar ve birazdan birkaç örnekle bunu açıklamaya çalışacağım. Şimdi dedik virüslerin çoğu patojen diye düşünülüyor fakat bu yanlış. Çoğu virüs hastalığa sebep olmaz. Burada çok iyi bilinen bir patojen Ebola virüsünü gösteriyorum. Hatta biz hepimiz COVID-19'a kapıldık ama Batı Afrika'da yaşıyor olsaydık hemen hemen her sene bir Ebola pandemisiyle baş başa kalıyor olacaktık. Ve bunu bilmeyen bazı insanlar çok hatalı bir şekilde işte COVID-19 çok ender istisna bir şeymiş gibi konuşuyor. Fakat her hafta dünyanın her yerinde yeni salgınlar oluşuyor arkadaşlar. Tamam, bunların çoğu pandemiye sebep olmuyor ama bunun modern tıbbi sebepleri var. Çünkü artık virolojiyi bildiğimiz için, halk sağlığını bildiğimiz için pek çok virüsün salgın ve pandemi olmasını engelleyebiliyoruz. Demokrat Kongo Cumhuriyeti daha yeni bu sene 11. Ebola salgınını yaşadı ve 11. Ebola salgınından daha yeni ilk defa kurtuldu arkadaşlar. Ve bu da aşı sayesinde oldu. 2019'da onaylanan aşı sayesinde. Şimdi patojen diyoruz ama aslında virüslerin daha önemli bir rolü var. Virüslerde persistenlik durumu var. Yani daimilik. Virüsler özellikle evrimde oynadıkları rol yüzünden daimi bir iz bırakabiliyorlar. Aynı bir parmak izi gibi. Ve uzun dönem olarak ve konak canlıya zarar vermeden yaşayabilen virüsler var. Bunların doğada pek çok örneğini görüyoruz. Örneklerden bir tanesi de birazdan bahsedeceğim endojen virüsler. Bunun dışında mesela hemen hemen her insanda dudakta uçuklara sebep olan herpes virüsleri var. Herpes virüsleri de persistenliğe çok güzel bir örnekler. Konak canlıya zarar vermezler. Fakat bir persistenlik yani daimilik durumu içerisinde konak canlıya zarar vermeden beraber yaşarlar. Tabii biz uçuk çıksın istemiyoruz ama bu şekilde pek çok virüsle yaşamayı öğrendik. Sağda bir endojen virüsten bir örnek gösteriyorum. Birazdan bunu açacağım. Bu 1975 senesinden bir yayın. Burada bir babun plasentasında oluşan, hamilelik sırasında oluşan virüs parçacıkları var. Ve bu virüs parçacıkları ne olduğunu bilmiyorlardı. Fakat birazdan bunun hakkında size bir örnek vereceğim. 2001 senesinde insan genomunun ilk taslağı ortaya çıktı. Ve burada gördük ki bizim gen dediğimiz kavram, yani insanlardaki işte bu genetiktir, gendir dediğimiz kavram aslında insan genomunun sadece %2'sini kapsıyor. Yani bakın gen diyoruz ama o genler insan genomunun sadece %2'si. Peki genomun gerisinde kalan bu 198'lik DNA dizilimi nedir? O zaman bilmiyorduk ve o zaman İngilizce buna junk
DNA, yani çöp DNA diyorlardı. Fakat zamanla anladık ki aslında buradaki sekansların önemli fonksiyonları var ve zamanla gördük ki aslında insan genomunun yarısı, bakın alttaki görsel 2006'daki bir yayından, insan genomunun yarısı antik viral fosillerden ibaret. Tekrar söylüyorum, insan genomunun yarısı tarihte geçirdiğimiz enfeksiyonların fosil izlerini taşıyor. Peki bu nasıl olur? Bunu anlamak için bir retrovirüsün hayat döngüsüne bakabiliriz. Retrovirüsler RNA'dan DNA oluşturan virüsler olduğu için retrovirüs diyorlar bunlara. Mesela örnek HIV, AIDS'e sebep olan HIV virüsü. Bunlar hücreye bağlanıyorlar ve sitoplazma içerisinde RNA DNA'ya dönüşür. Arkasından da çekirdeğin içine bu DNA sekansları girer. Çekirdeğin içine giren DNA sekansı da orada hücrenin genom sekansının içine ebediyen yerleşir. Ve bu hücre hayatta olduğu müddetçe ebediyen kalır. HIV hastalarında böyle mesela. HIV hastalarında enfekte olan hücrelerde HIV sekansları daimi olarak kalır. Bu yüzden HIV'ye tamamen çözüm bulmak zor oluyor. Ama ilaçla HIV'nin üremesi baskılanabiliyor ve bu insanlar artık bilim ve tıp sayesinde modern, daha sağlıklı bir hayat yaşayabiliyorlar. Bu sekanstan yeni proteinler ve yeni virüsler oluşuyor ve bu şekilde retrovirüsler hayat döngüsüne devam ediyor. Peki, eğer ki bir virüs bu şekilde entegre olabiliyorsa, sizin genomun parçası olabiliyorsa, eğer bu hücre bir eşey hücresi ise, mesela erkeklerde sperm hücresi, kadınlarda yumurta hücresi ise ve bu insanlar çocuk yaparsa, o zaman ne olur? O zaman o çocuk tek bir hücreden geldiği için o çocuğun bütün hücrelerinde bu viral sekans ebediyen var olmuş olur. İşte zaten bu sayede biz bugün insan genomumuzun yarısı antik çağlardaki insan evrimi boyunca ve hatta ortak atalarımızın evrimi boyunca virüs sekanslarının entegre olmasının verdiği bir sonuçtur. Bunu biraz bir görselle açıklamak istiyorum. Üstteki görsel ile alttaki görseli biraz farklılaştıracağım. Üstteki görselde COVID-19 gibi veya HIV gibi bir enfeksiyon düşünün. Birisi virüsü kapıyor ve o virüsü başka insanlara yayıyor. Ve o insanlar da başka insanlara yayıyor. Bu şekilde insandan insana veya hayvan ve türler arasında virüs nakli gerçekleşmiş oluyor. Yani yatay enfeksiyon. Bir de dikey enfeksiyon diye bir kavram var. Eğer ki bu insanlardan bir tanesinde bu retrovirüse benzeyen entegre olabilecek virüsler, eğer ki eşey hücrelerini enfekte ederse, yani sperm veya yumurtayı enfekte ederse ve eğer ki bu insanlar çocuk sahibi olursa, o zaman o çocuklarda ve gelecek bütün nesillerde o virüsün sekansı genom içinde olduğu için ebediyen kalır ve nesilden nesile artık o genomun bir parçası olur. Zaten biz de bu şekilde insan genomunun yarısının nasıl virüslerden ibaret olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Peki genomumuzdaki bu viral sekanslar ne yapıyor? Ne işe yarıyorlar? Aslında baktığımız zaman çoğu pseudogene dediğimiz, yani pseudogenization dediğimiz etkisiz hale getiriliyorlar. Nesilden nesile aktarılırken mutasyonlar sonucu etkisiz hale geliyorlar ve çoğunun hiçbir fonksiyonu yok. En azından şimdilik bir fonksiyonu yok diyebiliyoruz. Fakat bazı sekanslar hala aktif. Genomumuzdaki bazı viral sekanslar hala aktif. Şimdi az önce bu görseli gösterdim size, yine buraya gelelim. Bu görsel 1975 senesinden babunlardaki plasenta oluşumunda ortaya çıkan viral sekans, viral tanecikleri gösteriyor elektron mikroskobuyla. Ve bunun o zaman ne olduğunu bilmiyorduk, fakat sonra anladık ki aslında bu oluşan virüs parçacıkları plasenta oluşumunda önemli bir rol oynuyor. Şimdi biz hepimiz anne karnındayken plasenta oluşumu sayesinde besleniyorduk ve korunuyorduk. Ve plasentada bir sürü önemli katman var. Bunlardan bir tanesi, sağda büyüterek gösteriyorum, SYN harfiyle gösterilen syncytial trophoblast katmanı.
Sinsi şu trofoblast arkadaşlar birden çok hücrenin füzyona uğrayarak oluşturduğu çok çekirdekli bir katman. Şimdi bunun biz aslında nasıl oluştuğunu sonra anladık. 2000'li senelerde anladık ve gördük ki hamilelik sırasında bir tane bir protein oluşuyor. Sincytin isimli bir protein, sağ altta gösteriyorum. Ve bu protein sayesinde iki tane hücre ve burada birden çok hücre füzyona uğrayarak çok çekirdekli bir tabaka oluşturuyor. Bu syncytial trophoblast tabakası. Peki bu protein nereden geliyor? Evet, doğru tahmin ettiniz. Bu protein bizim genomumuzda ebediyen var olan bir tane retrovirüs, endogenous virüs sekansından geliyor. Ve bu virüsün ismi HERV-W, yani Human Endogenous Retrovirus W. Ve bunun birkaç versiyonu var. Ve bu hatta sadece insanlarda değil, diğer memeli canlılarda da görülüyor. Dolayısıyla memeli canlıların ortak atasında böyle bir entegre olmuş, genoma entegre olan bir retrovirüs olmuş ve co-option dediğimiz bir kavram olmuş. Yani bu sekans o canlılar tarafından faydalı bir şekilde, yararlı bir avantaj sunduğu için bir seçilim ve adaptasyon olmuş ve o sayede bugünümüze kadar gelmiş ve dolayısıyla insan genomunun yarısında var olan viral sekanslar ve bunlardan bir tanesi bu şekilde bizim hamile olmamızı ve bizim dünyaya gelmemizi sağlıyor. Hatta öyle ki 2012 senesinde Discover dergisinde benim çok sevdiğim bir popüler bilim yazarı Carl Zimmer, "If not for a virus, none of us would ever be born." Yani eğer virüsler olmasaydı hiçbirimiz olmazdık demiş. Bu arada Carl Zimmer'ın kitaplarını tavsiye ederim arkadaşlar. Türkçe'ye de tercüme edilmiş bir iki kitabı var diye duydum. Tavsiye ederim, çok güzel şeyler yazıyor. Özellikle virüs ve virüslerin hayattaki önemi hakkında. Şimdi her genom kopyalandığında, tabii bu endojen virüsler de kopyalanıyor, dolayısıyla çoğalıyorlar. Fakat endojen virüsler değil sadece olay. Onların dışında da bizim genomumuza yer etmiş ve sürekli bizlerle beraber yaşayan ama kendi başına hayat döngüleri olan nükleik asit yaratıkları var. Sunumun başında zaten viroidlerden bahsetmiştim. Burada vereceğim örnek viroidler değil, transpozonlar. Transpozonlar arkadaşlar genomumuzun içerisinde kendi kendilerini kopyalayabilen, kendi kendilerini üreyebilen, hiçbir kılıfa muhtaç olmayan fakat bir viral atadan gelen veyahut da virüslerin kökeni olabilir diye düşünülen ilginç DNA sekansları. Bunlar genomumuzun içinde varlar ve bunlar ya kes yapıştır mekanizmasıyla çoğalıyorlar veyahut da altta gösterildiği gibi kopyala yapıştır mekanizmasıyla çoğalıyorlar. Ve hatta bunlar önemli çünkü her doğuşta, her yeni doğuşta ve doğumda yaklaşık olarak 5-10 tane yeni transpozon olayı görüyoruz. Yani her insanda anne babasına göre en az 5-10 tane yeni bir transpozon sıçramasıyla doğuyorlar. Dolayısıyla transpozonlar, endojen virüsler ve başka virüsler sürekli insan genomunda ve insan evriminde bir katkısı olabiliyor. Az önce faydalı bir örnekten gösterdim. Tabii ki de bunun zararları da olabiliyor. Ve onun zararları sonucunda bazen düşük, bazen başka sebeplerde hastalıklar da olabiliyor. Başka bir örnek vermek istiyorum. İnsanlardan bahsettik ama doğaya baktığımızda genom içerisindeki virüsler ve bunların etkisini aslında çok iyi görebiliyoruz. Bir örnek parazitik eşek arıları. Bu eşek arıları parazitik bir hayat döngüsüne sahipler. Bunlar larvalarını bir tırtılın içerisine yerleştiriyorlar ve birkaç gün içerisinde o tırtılın içinde bu larvalar gelişiyor ve sonra bu larvalar tırtıldan dışarı çıkıyorlar. Fakat ilginç bir şekilde bu tırtıl o larvaları korumaya başlıyor. Ve hatta öyle bir koruyor ki kendi hayatını ve açlığını unutuyor. Ve sonra zaten açlıktan bu tırtıl ölüyor. Ama bu şekilde larvalar gelişip yeni eşek arıları oluşturuyorlar.
Peki burada da virüslerin rolünü görüyoruz. Bu virüslere endojen polidnavirüs veyahut da brakovirüs veyahut da nudivirüs diyoruz. Bu endojen virüslerde az önce bahsettiğim gibi nasıl insan genomunda temelli var olan viral sekansları varsa, bu eşek arılarında da temelli var olan viral sekanslar bu hayat döngüsüne yardımcı oluyorlar. Bu virüsler larva aktarımı yapılırken enjekte oluyorlar ve o tırtılın bağışıklık sistemini düşürüyorlar ki larvalar red olmasın diye, red edilmesin diye ve aynı zamanda tırtılın davranışını değiştiriyorlar. Bu şekilde de tırtıl bu larvalara bakıp kendi açlığını, kendi hayatını unutuyor. Başka bir örnek daha var. Burada aktör Mickey Rourke var. 90'larda 9,5 hafta diye bir filmi vardı. Belki oradan tanırsınız. Mickey Rourke ile sağdaki bakteriyofaj arasında bir ortak bir kaynak var. Ve bu ortak kaynağı size açıklayayım. Belki siz, belki tanıdıklarınız botoks kullanıyor olabilirler. Estetik amaçlı botoks veya tedavi amaçlı botoks. Botoksun kökeni de aslında virüslerden geliyor. Tamam, botoks Clostridium botulinum denen bir bakteriden geldiği doğru. Bu bakteriler normalde çok zehirli olan bu toksini salgılıyorlar ve bu yüzden yemek zehirlenmeleri olabiliyor. Fakat bu toksinin genetik kökeni arkadaşlar, Clostridium bakterisini enfekte eden ve daimi bir şekilde enfekte etmiş olan bir bakteriyofaj sayesinde oluyor. Yani eğer ki siz veyahut da yakınlarınız botoks kullanıyorsa bir virüse teşekkür edebilirsiniz. Kısacası arkadaşlar, virüsler doğadaki önemli canlılardan biri. Virüslerin çoğu hastalığa sebep olmaz. Çok ender virüsler hastalığa sebep olur. Virüslerin çoğunun aslında evrimde ve hayatın akışında, gen akışında çok önemli rolleri var. Virüsler insanlardan önce de vardı ve insanlardan sonra da var olacaklar arkadaşlar. Şimdi böyle bir giriş yaptım size virüsler konusunda. Şimdi bu ışıkta birazcık da COVID-19 hakkında konuşalım. Şimdi bugün Aralık 19. Eğer ki biz bundan 6-7 ay önce konuşuyor olsaydık, ki ben zaten Kaan Bey ile bir söyleşi yapmıştık biz, yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında veya Haziran ayındaydı. O zaman koronavirüs COVID-19'a karşı bir aşı olacak mı, olmayacak mı arkadaşlar bilmiyorduk. Hatta bir aşı olmazsa ne yapacağız onu da bilmiyorduk. Ve bunun bir sebebi var, çünkü pek çok hastalığa aşı bulunamıyor. Bunun biyolojik sebepleri var. Her virüs birbirinden farklı. Ve mesela çocukların hastanelenmesine sebep olan virüslerden bir tanesi RSV, yani Respiratory Syncytia Virus. Ve hala 40 senedir üzerinde çalışılsa da RSV'ye karşı bir aşı bulunamıyor. Bu yüzden de COVID-19'a karşı bir aşı bulunacak diye bir şart yoktu, bulunmayabilirdi. Ama tabii şimdi bugün durum çok farklı. Bu haber 8 Aralık'tan ve bu fotoğrafta İngiltere'de aşı olan, İngiltere'nin verdiği onay sonucunda, acil kullanım onayı sonucunda aşı olan ilk kişiyi görüyoruz. Ve bu tabii bilim sayesinde oldu. Hatta bu aşıların etkinliğini de biliyoruz. Çünkü 3. faz deneylerde, bu görselde Pfizer aşısının 3. faz etkinliğini gösteriyorum. Y ekseninde kümülatif COVID-19 vakaları, X ekseninde de günler. İlk günde aşı olanlar ve ikinci dozu 21. günde oluyorlar arkadaşlar. Ve bu görselde görüyoruz ki placebo grubunda COVID-19 vakalarında kümülatif artış oluyor, fakat aşı grubunda bu artış görülmüyor. Bildiğiniz gibi placebo grubunda arkadaşlar aşı verilmez ama aşı veriliyormuş gibi tuzlu su veriliyor bu durumda. Ve bu verilerden Pfizer aşısının %95 etkili olduğu görüldü. Ve bu şekilde acil kullanım onayları İngiltere'de, sonra Kanada'da ve sonra Amerika'da verildi. Ve pek çok başka ülkelerde de verilmeye devam edecek eminim. Arkasından da Moderna bu sonuçları, benzer sonuçları açıkladı 3. faz deneylerden. Moderna'da da benzer bir tablo görüyoruz. Yine yaklaşık %95 etkili. Placebo grubunda kümülatif COVID-19 vaka artışı ama aşı grubunda kümülatif
COVID-19 vaka artışını görmüyoruz. Arkadaşlar, bu etkinlik yüzdeleri gerçekten çok başarılı, çok iyi yüzdeler. Hiçbir aşı %100 etkili değildir. Elimizdeki en etkili kızamık aşısı bile sadece %98 etkili. Yani o bile %90, o bile %100 etkili değil. Bunun dışında her sene grip aşıları etkinliği %60 ile %20 arasında değişiyor. Bunun yine biyolojik sebepleri var. Grip virüsü ile koronavirüsleri çok farklı virüsler. Dolayısıyla arkadaşlar, bu %95'lik etkinlik gerçekten çok iyi. Zaten Amerika'da aşılara onay veren kuruluş, FDA kuruluşu %50 ve üzeri etkinliği başarılı olarak sayıyor ve COVID-19 için %50 ve üstü etkinlik için bile acil kullanım yetkisi vereceklerini açıkladılar. İdeal bir aşının en az %70 kadar etkili olması gerekir. Ve %70 etkili olan aşı zaten başarılı bir aşıdır. Hatta öyle ki bu görsellerden sonra ben Google Maps'e baktığım zaman mesela her yol ayrımında placebo ile aşı ayrımı verileri görüyormuş gibi neredeyse bir hale geldim. Az önce zaten virüsler nedir bu konuda konuştuk arkadaşlar. Şimdi biz direkt koronavirüse gelelim. COVID-19 hastalığın ismi ve bu hastalığa sebep olan virüsün ismi ise SARS-CoV-2. SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, yani ciddi akut solunum sendromu. COV, coronavirus. 2 de bunun ikinci türü. Niye? Çünkü bunun birinci türü 2002 senesinde SARS olarak ortaya çıktı. Ha, bir de unutmayalım, 2012'de de MERS vardı. MERS de Middle Eastern Respiratory Syndrome, yani Orta Doğu Solunum Sendromu virüsü olarak isim bulmuş. SARS, 2002'deki SARS arkadaşlar kontrol altına alındı çünkü ölüm oranı çok yüksekti ve bu yüzden izole ve karantina çok daha kolay oldu. Fakat SARS-CoV-2 o kadar ölümcül değil. Bu yüzden pek çok insanda çok hafif semptomlara sebep olduğu için insanlar ben hasta değilim sanarak maalesef virüs sinsice bir şekilde bütün dünyaya yayıldı. Bu yüzden vaka artışları olduğu için ölümler de bir o kadar arttı ve dolayısıyla şu an COVID-19 her senelik grip ölümlerini bile ciddi bir şekilde geçti. Her sene gripten ölenler yaklaşık 200 bin ila 500 bin arasında dünya genelinde. COVID-19'dan daha henüz bir sene doğru dürüst olmadan 1.6 milyon insan öldü. Ki düşünün, bu bütün önlemlere ve karantinalara rağmen olan ölümlerdi. Eğer ki o önlemler alınmasaydı, o hesabı siz yapın arkadaşlar. Bu koronavirüslerine baktığımızda dışlarında bir kılıf görüyoruz arkadaşlar ve bunların dışındaki kılıf proteinlerinden bir tanesi çok önemli. Spike proteini. Bunu her zaman hatırlamanız lazım çünkü aşıların çoğu bu proteinlere karşı arkadaşlar bağışıklık üretiyorlar ve bu virüsün içerisinde bir RNA genomu var ve hatta RNA virüsleri arasından koronavirüs en büyük RNA genomuna sahip. Örnek olarak bir HIV virüsü, AIDS'e sebep olan HIV, yaklaşık 10 bin nükleotitlik bir RNA dizilimine sahip ama SARS-CoV-2 virüsü ise 30 bin nükleotide sahip. Soy ağacına bakarsak en alttan başlayalım. SARS, MERS ve COVID-19'a sebep olan SARS-CoV-2 bir beta koronavirüsüdür ve beta koronavirüsü ailesinde bulunur. Bu virüslerin kuzenleri alfa, gamma ve delta koronavirüsleri olan diğer koronavirüs türleridir ve bunların arasında bir sürü koronavirüsü vardır. Ve bütün soy ağacına baktığımızda bunlar Coronaviridae ailesine ait ve Nidovirales ordusuna ait. Bu orduya baktığımızda bir sürü farklı akraba virüsleri görüyoruz. Arterivirüsler, bafinivirüsler, torovirüsler, alfa mezonivirüsler ve okavirüsler gibi. Bu arada koronavirüsleri diyoruz ama koronavirüslerinin binlerce türü var doğada arkadaşlar. Hatta koronavirüs soy ağacına bakarsak alfa, beta, gamma, delta olarak burada sadece birkaç örneğini gösteriyoruz. Ve bu soy ağacında bu birkaç örnek sadece ama doğada binlerce örneği var.
Ve bu koronavirüsleri pek çok canlıyı enfekte ediyor. Zaten insanları enfekte eden beta koronavirüslerini biliyoruz. SARS-CoV-2 bunlardan bir tanesi. İnsanları enfekte eden alfa koronavirüsleri var. Bunların isimleri NL63 ve 229E. Bunun dışında koronavirüsleri yarasaları enfekte ediyor, kedileri enfekte ediyorlar, kuşları enfekte ediyorlar, leopar kedilerini enfekte ediyorlar. Hatta ve hatta deniz canlılarını yani balinaları bile enfekte eden koronavirüsleri var arkadaşlar. Dolayısıyla maalesef çok hatalı bir şekilde haberlerde duyuyor olabilirsiniz, sosyal medyada duyuyor olabilirsiniz. İşte yok böyle bir virüs yoktu, işte laboratuvarda yapıldı vesaire vesaire. Bunlar tamamen hatalı ve eksik bilgilerden kaynaklanıyor. Binlerce koronavirüsü var ve bu virüsler arkadaşlar insanlara nasıl geçiyor? Bu virüsler zoonosis dediğimiz hayvanlardan insanlara tür atlaması yaparak geçiyorlar. Zoonosis ne demek? Doğada böyle canlılarda binlerce virüs var ise ki biz sadece koronavirüslerinden konuşuyoruz. Bir düşünün bir o kadar diğer virüs çeşitleri de var. İnsanlar ile hayvanlar arasında ne zaman bir etkileşim olursa bir zoonoz riski mümkün. Ve şimdi bir sağda bir örnek gösteriyorum. En alttan başlayalım. En altta SARS-CoV-2 yani COVID-19'a sebep olan virüs. Bu insanlarda ACE2 reseptörüne bağlanır ve bunun yarasa kökenli olduğunu zaten biz soy ağacından biliyoruz. Fakat bir ara konaktan mı geçti, geçmedi mi onu henüz bilmiyoruz. Araştırmalar devam ediyor. 2012'deki MERS salgını ise MERS virüsü farklı bir reseptör kullanıyor ve yarasalardan develere ve develerden insanlara geçti ve zaten bu yüzden ilk vakalar Suudi Arabistan'da görüldü ve develerden insanlara geçti. 2002'deki SARS virüsü ise yarasalardan civet, kedi ve köpeklerine ve oradan insanlara geçti. Bunun dışında İnsanlar arasında her sene soğuk algınlığına sebep olan 4 çeşit koronavirüsü var arkadaşlar. Bunların isimleri NL63, OC43, 229E ve HKU1. Bunlar da ya yarasa veyahut da fare kökenli olarak ya bir orta konaktan ya da direkt olarak insanlara geçti. Zaten arkadaşlar doğadaki hemen hemen her viral salgın zoonoz şeklinde hayvanlardan insanlara geçiyor. Kızamık da böyle oldu, Ebola virüsünde de böyle oldu, AIDS'e sebep olan HIV virüsünde de böyle oldu, grip virüslerinde de böyle oldu ve bundan sonraki bütün gelecek salgınlarda ve pandemilerde de böyle olacak. Ve kimi virüs biliyorsunuz böcek kökenli olabiliyor, mesela sivrisinekler tarafından yayılabiliyor. Onlar da sonuçta bir zoonoz gibi düşünebilirsiniz, onlar da bir başka bir canlıdan insana geçen virüslerdir. Örneğin West Nile virüsü gibi veyahut da Zika ve denge virüsleri gibi. Şimdi peki yarasalarda madem bu virüsler var, yarasalar peki COVID-19 gibi bir hastalık geçiriyorlar mı? Hayır. Niye geçirmiyorlar? İnsanlarda bu virüs niye böyle ölümcül olabiliyor? Peki yarasalarda niye olmuyor? Bunun arkadaşlar evrimsel sebepleri var. Şimdi bütün canlılarda bağışıklık sistemi evrimleşmiş zaten. Bağışıklık sistemi yetecek bir şekilde evrimleşti. Hiçbir bağışıklık sistemi mükemmel değildir. Her bağışıklık sistemi zaten bir bulut gibi düşünün, dengede olması gerekir. Ne eksik ne fazla ve bu şekilde adaptasyon ve seçilime uğramıştır. Eğer ki bağışıklık sistemi çok fazla çalışırsa otoimmün hastalıkları olur ve o nesiller aktarılmaz. Eğer bağışıklık sistemi çok düşük olursa arkadaşlar bu sefer de ne olur? İşte hastalıklara maruz kalırız ve severe combined immunodeficiency syndrome gibi sendromlar olur ve insanlar daha çocuk yaştayken ölürler. Dolayısıyla bağışıklık sistemi bir dengede olacak şekilde evrimleşmiştir. Bu yarasalarda da böyle, insanlarda da böyle. Fakat
yarasalar ve insanlar arasında moleküler farklar var. Çünkü yarasaların yaşadığı hayat ve maruz kaldığı seçilim baskısı ile insanların yaşadığı hayat ve maruz kaldığı seçim baskısı aynı değil. Mesela biz moleküler seviyede gördük ki yarasalarda interferon ve tümör nekroz faktör isimli bağışıklık molekülleri insanlardakinden farklı işliyor. Dolayısıyla yarasalarda koronavirüsleri bir solunum rahatsızlığı olarak değil, bir enterik yayılım yani bağırsaklarda üreyebilen bir virüs haline dönüşüyorlar. Ve bu yüzden dışkı ile atılıyor yarasalarda ve mağaralara giren insanlar bu yarasaların dışkısına maruz kalabiliyorlar ve oradan virüsleri solunum yoluyla kapabiliyorlar. Zaten COVID-19 bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Ve COVID-19'un immünopatolojisine baktığımızda şunu görüyoruz. COVID-19'a sebep olan SARS-CoV-2 virüsü aslında kendisi o hasara sebep olmuyor. Fakat bizim bağışıklık sistemimiz virüsle savaşmak için, enfekte olan hücrelerle savaşmak için yaydığı, salgıladığı moleküller ve hücreler sayesinde saldırıyor ve maalesef organ hasarına sebep olabiliyor. Ve bunun çok yönlü mekanizmalarını bu slaytta göstermeye çalışıyorum. Zaten bu yüzden onaylanan ilaçlardan bir tanesi dexamethasone isimli ilaçtır ve dexamethasone'da ciddi hastalarda bağışıklığı yatıştırmaya ve buradaki immün harlamasını hafifletmeye ve organ hasarını azaltmaya çalışacak bir mekanizmaya sahip. Koronavirüs hayat döngüsüne bakalım birazcık. SARS-CoV-2 hücreye ACE2 reseptörüyle bağlanıyor ve hücreye füzyon ettiği zaman hücredeki TMPRSS2 isimli proteaz ile sitoplazma içerisine giriyor. Sitoplazma içerisinde arkadaşlar RNA'sını çoğaltıyor ve bu RNA sekanslarından da proteinlerin yapı taşlarını üretip yeni viral parçacıklar oluşturup yayıyorlar. SARS-CoV-2'nin hayat döngüsü tamamen sitoplazmadadır. Çekirdek içine geçmez arkadaşlar. Ve aşılara gelelim şimdi. Aşılara geldiğimizde de yine bir hayat döngüsünü gösteriyorum. Koronavirüsü hücrenin içerisine giriyor. Fakat hücre içerisinde bir bağışıklık oluşmaya başlar. Bu bağışıklık T hücresi, yardımcı T hücresi, sitotoksik T hücresi veyahut da antikor oluşturan B hücreleri gibi hücreler sayesinde olabiliyor. Fakat az önce dedik bağışıklık sistemi çok karışık bir sistem. Sadece antikorlardan ibaret değil. Maalesef Türkiye'de haber kanallarına çıkan doktorlar antikor diye sanki antikorlarla her şey çözülecek gibi konuşuyorlar. Halbuki sadece antikor değil, antikor ile beraber hücresel bağışıklık önemli, makrofajlar önemli, natural killer cells, dendritik hücreleri önemli. Bir de bir o kadar hücrenin içindeki moleküler bağışıklıklar önemli. MyD88, RIG-I, NF-kappa-B, IRF ve bunun gibi interferon ve tümör nekroz alfa gibi bu moleküllerin hepsinin bir işlevi var arkadaşlar bağışıklıkta. Yani çok karışık bir sistem. Hatta her hücrenin içerisine bakarsak T hücresi olsun, B hücresi olsun her birinin içerisinde arkadaşlar moleküler etkileşimler var. Ve bu moleküler etkileşimler çok önemli ve bu denge işte. Bu bahsettiğim bulut bu. Aşılara geldiğimizde de aşılar da en az antikorlar ile hücresel bağışıklığı oluşturmaya hedefleyen bağışıklıklardır. Ve antikorlar B hücresi sayesinde oluşur ve yardımcı ve sitotoksik T hücreleri sayesinde de hücresel bağışıklık olur. Zaten biz verilere baktığımızda bunu görüyoruz. Örneğin T hücresi verilerine baktığımızda Pfizer aşısında değişik doz aşılarda oluşan CD8 ve CD4 tepkisini görüyoruz. Aynı zamanda da değişik dozlarda aşağıda oluşan antikorları ve bu antikorların virüs üzerindeki nötralize etkisini verilerle zaten gördük.
Eğer aşılara merak ediyorsanız Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesine bakın. Dünya Sağlık Örgütü sitesinde burada size en son 10 Aralık'ta güncellenmiş yayını gösteriyorum. Burada dünyadaki bütün COVID-19 aşı çalışmalarına yer veriliyor ve 200'e yakın aşı çalışması var. Bu çalışmalara Türkiye'den olan aşı çalışmaları da dahil zaten. Hepsini teker teker görebilirsiniz. New York Times gibi de faydalı gazetelere bakarsanız, New York Times gazetesinde de Vaccine Tracker olarak bütün klinik deneylerde olan 50'nin üzerindeki aşıyı ve hangisinin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Aşı türlerine gelince arkadaşlar, yaklaşık olarak 4 tip genelleyebiliriz COVID-19 aşılarını. Bunlar inaktif virüs aşıları olabiliyor. Zaten Türkiye'de haberlerde çok yaygınca konuşulan Sinovac şirketi aşısı bunlardan biri. Veyahut da nükleik asit aşısı olabiliyor. Mesela Pfizer ve Moderna'nın ürettiği RNA aşıları bir nükleik asit aşısıdır. Veyahut da viral vektör aşısı olabiliyor. Mesela Oxford AstraZeneca'nın ürettiği aşılar viral vektör aşısı. Birazdan bunu açıklayacağım. Veyahut da protein aşıları, yani SARS-CoV-2 virüsünün spike kılıf proteinini laboratuvarda imal edip bunu aşılayan şirketler var. Buna örnek olarak da Novavax gibi şirketler. Ve faz çalışmalarına baktığımızda da tabii ki de birinci fazda bir sürü aday ve üçüncü fazda da bir o kadar daha az ama yeterli sayıda aday görüyoruz. Ve bunların her biri arasında inaktif virüs aşısı, protein aşısı, viral vektör aşısı ve nükleik asit aşı örneklerini görebiliyoruz. Şimdi bunları biraz daha açalım. Şirketlere baktığımızda inaktif virüs aşıları olarak sadece Sinovac yok arkadaşlar. Biz hani hep Çin aşısı diye duyuyoruz ama Çin aşısı demek doğru olmaz. Çünkü Çin'de birden çok aşı üretiliyor. Sinovac bunlardan bir tanesi. Bu arada Sinovac şirketi senelerdir başarılı aşılar üreten bir şirket. Hepatit A, hepatit B, grip aşıları gibi bir sürü aşıyı yapan ve Çin'e pazarlayan bir şirket. Onun dışında Çin'den Sinopharm şirketi de iki tane farklı enstitüyle beraber inaktive aşı üretiyor. Bir de Çin'den CanSino isimli bir şirket var. Bu CanSino, CanSino artık nasıl telaffuz ediliyorsa bu şirkette bir viral vektör aşısı oluşturuyor. Az önce Oxford örneğini verdim zaten. Rusya'daki aşı da bir viral vektör aşısıdır. Novavax, Moderna ve BioNTech, onlar hakkında da az önce konuştuk. Gelelim inaktif virüs aşılarına. Arkadaşlar inaktif virüs aşılarına örnek Sinovac. Bu virüsler yani SARS-CoV-2 virüsü bir hastadan izole ediliyor ve o numuneden o virüs laboratuvarda çoğaltılır. Ve çoğaltılan virüs litrelerce yapılır ve kimyasallar veyahut da radyoaktif maddeler ile inaktif hale getirilir veyahut da zayıflatılır ve size aşılanır. Aşılanan bu virüs tanecikleri antijen sunan hücreler tarafından alınır ve o hücre içerisinde proses edilir ve oluşan peptidler sayesinde bir bağışıklık tepkisi oluşur. Bir sürü örnek inaktif virüs aşısı var bizim kullandığımız. Bunların arasında örnek hepatit A aşısı veyahut da çocuk felci polio aşısı. Rekombinant protein aşısı örnek Novavax ve burada virüsün spike kılıf proteini laboratuvarda üretiliyor doku kültüründen ve bu size aşılanıyor ve yine antijen sunan hücreler tarafından alınıp bu peptidler sunuluyor ve bu peptid sunumu sonucunda T ve B hücre bağışıklığı oluşabiliyor. Onaylanan örnek rekombinant protein aşıları arasında hepatit B ve HPV var. HPV aşısında tam rekombinant protein değil de virüs parçacığı dediğimiz o proteinlerin oluşturduğu virüs parçacıkları vardır ama yine rekombinant proteinine benzer. Bu arada şu önemli arkadaşlar, Türkiye'de maalesef kronik hepatit B taşıyıcısı çok var ve kronik HPV taşıyıcısı çok var. Fakat bu aşıların önemi çok bilinmiyor Türkiye'de. O yüzden eğer sizin çocuklarınız varsa, tanıdıklarınız, sevdikleriniz varsa, eğer bu aşıları henüz olmamışlarsa, bu aşılar onlar için uygun mu değil mi? Hekiminizle görüşün ve uygun ise mutlaka aşılatın. Çünkü Türkiye'de bunlar büyük sorun maalesef.
Geldik viral vektör aşılarına. Örnek AstraZeneca, Oxford aşısı. Bu biraz daha karışık bir durum arkadaşlar. Bunu açayım size. Şimdi burada yine SARS-CoV-2'nin spike proteininin geni kullanılıyor. Fakat bu gen bir tane başka virüsün içine konur. Bu başka virüs genelde adenovirüstür. Adenovirüs normalde her sene bizde soğuk algınlığına sebep olan bir virüstür. Ve bir sürü türü vardır adenovirüsün. Ve doğadaki pek çok canlıyı etkiler. Fakat 1980'li senelerden beri adenovirüsleri laboratuvarda genetiği değiştirilerek viral vektör olarak kullanılıyor. Yani viral vektör ne demek? Hastalığa sebep olmuyor. Fakat yine sizin yapmaya çalıştığınız geni veya nükleik asiti aktarabiliyor hücreye. Bu demek. Viral vektör budur. Dolayısıyla herhangi bir hastalığa sebep olmaz. Fakat bu nükleik asitin aktarılmasına yardımcı olur. Ve bu aktarılan DNA sekansı sizin hücrelerinizin içine sanki bir virüs enfekte ediyormuş gibi girer ve orada bu sekans çekirdeğin içine girer, çekirdekte RNA oluşur, RNA da sitoplazmaya çıkar, sitoplazma içerisinde RNA'dan bu spike, koronavirüs spike kılıf proteini oluşur ve yine diğer aşılarda olduğu gibi bu peptitlere karşı bir bağışıklık tepkisi oluşur. Önemli bir detay var. Bu DNA sekansı evet çekirdeğin içine giriyor. Fakat bu adenovirüs viral vektör DNA sekansında sizin genomunuza girecek o retrovirüslerdeki gibi bir kabiliyet yoktur arkadaşlar. Zaten bunu unutmayın. Biz her sene virüslere maruz kalıyoruz. Grip, koronavirüsleri, adenovirüsleri gibi virüslere ve onların zaten siz koskoca RNA ve DNA genomlarına her sene maruz kalıyorsunuz arkadaşlar. Burada endişe edilecek bir şey yok. Ve önceden onaylanan viral vektör aşısı örneği olarak da Gendisin diye bir aşı var. Bu da gırtlak kanseri için onaylanmış bir viral vektör aşısıdır. Ve geldik herkesin çokça konuştuğu RNA aşısına. Örnek Pfizer ve Moderna, BioNTech şirketleri. Burada yine virüsün spike kılıf protein sekansı RNA olarak lipid nanopartiküllerine aktarılır. Veyahut da DNA aşıları da var ama şu an önde giden DNA aşıları yok. Bunlar hücre tarafından alınır ve hücre içerisinde RNA ise tamamen sitoplazmik bir döngüden kaynaklanır. Yani bu RNA çekirdeğin içine girmez. Bu RNA sekansı arkadaşlar sitoplazma içerisinde kalır. Buradan protein oluşur ve oluşan proteine karşı yine bağışıklık sistemi oluşur. Önceden onaylanmış bir RNA aşısı henüz yok. Fakat bu RNA teknolojisi her ne kadar haberlerde işte bu çok yeni vesaire vesaire dense de aslında 1990 senesinden beri üzerinde çalışılıyor. Hatta şu anki RNA aşısında bu kadar hızlı ilerlememiz bundan önce yapılan buluşlar sayesinde oldu. Ve bu aşılar arkadaşlar 2008 senesinden beri yani 12 senedir insanlarda deneniyorlar. Hatta isterseniz Moderna'nın pipeline'ına siz bakın. Moderna internet sitesinde Moderna şirketi kurulduğu seneden beri veyahut da benzer Almanya'daki CureVac şirketi en az 20 senedir RNA aşıları üzerine çalışıyorlar. Bunlar bazı virüslere karşı oluyor. Mesela cytomegalovirus, Zika virus, respiratory syncytial virus, Epstein-Barr virus gibi ve tabii aynı zamanda COVID-19 gibi ve aynı zamanda diğer pek çok kansere karşı da RNA aşılarını geliştiriyorlar. Bunu yapmalarının sebebi aslında RNA teknolojisinin avantajları. Bunun hakkında birazdan konuşacağım. Klinik deneyleri zaten çok duyuyoruz arkadaşlar. Klinik deneylerde birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz olarak duyuyoruz. Birinci fazda onlarca sağlıklı gönüllüde aşı güvenilir mi diye bakılıyor. İkinci fazda yüzlerce gönüllüde yine aşı güvenilir mi diye bakılıyor. Üçüncü fazda da binlerce gönüllüde mesela Pfizer ve Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'da toplam hemen hemen 100 bine yakın insan, 100 bine yakın insanda bu aşı etkili mi ve güvenli mi şeklinde bakılıyor arkadaşlar. Ve elimizdeki veriler şu an ilk ara veriler dediğimiz devam etmekte olan üçüncü faz verileri. Bana gelen sorulardan bir tanesi de bu aşılar nasıl bu kadar hızlı oldu şeklinde. Aslında bunda çok şaşılacak bir şey yok. Sebebini size açıklayayım.
Şimdi yukarıda normal geleneksel tarihte kullanılan aşı çalışmaları var. Altta da SARS-CoV-2, COVID-19 için yapılan aşı çalışması var. Siz hayvan deneyleri tamamlanınca başarılı bir şekilde ve hayvan deneylerinde de aşı güvenli mi, etkili mi diye bakılıyor. Siz klinik deneyler için başvuruyorsunuz ve o, eskiden birinci, ikinci ve üçüncü faz deneyler arka arkaya yapılırdı ve seneler sürerdi. Ama şimdi biz COVID-19'un acil durumundan dolayı yaratıcı bir şekilde faz 1, 2 ve 3'ü birazcık sıkıştırıyoruz ve bu şekilde insanlara zarar vermeyecek bir şekilde, aşının güvenliğini tehdide sokmayacak bir şekilde daha hızlandırabiliyoruz. Geleneksel aşıda üçüncü faz tamamlanınca başvuruyorsunuz ve bürokrasi yüzünden aylarca bekliyorsunuz. Ben mesela son 10 senedir takımımla beraber kansere karşı ilaç ve immünoterapiler geliştiriyoruz ve biz FDA'ya başvuru yaptığımız zaman aylarca bekliyoruz arkadaşlar. O sıra var çünkü. Ve siz onay aldıktan sonra imalata başlıyorsunuz. Fakat şimdi COVID-19'da pek çok şirket daha birinci faz başlarken imalata başladılar. Hatta maddi riski göze alacak şekilde imalata başladılar. Bu sayede acil kullanım yetkisi verildiği zaman imalatı yapılmış milyonlarca doz aşı zaten vardı. Bir de bürokrasiler engellendi arkadaşlar. Artık COVID-19 aciliyeti yüzünden aylarca değil, sadece 2 hafta gibi bir süre içerisinde bütün yaptığınız başvuru değerlendiriliyor kuruluşlar tarafından ve ona göre acil kullanım yetkisi veriliyor. Bakın bu önemli. Şu an verilen kullanım yetkisi bir acil kullanım yetkisidir. Geleneksel bir onay değildir. Niye? Çünkü üçüncü faz hala devam ediyor. Verilen yetki ise ara verilere göre görülen etkinlik ve güvenlik verileri hakkındadır. Zaten Pfizer bunu kendisi söylüyor ve bütün şirketler bunu kendi söylüyor. Bu görsel arkadaşlar Pfizer'ın FDA başvurusundan. 3 hafta arayla 2 doz veriliyor ve sonra ikinci dozdan sonra 2 sene takip var. En az 2 sene takip var. 3. faz deneyler bu 2 senelik takip sonucunda bitmiş olacak. Fakat COVID-19 ciddi bir risk olduğu için, acil bir durum olduğu için FDA gibi kuruluşlar acil kullanım yetkisi veyahut da merhametli kullanım onayı verebiliyorlar. Ve dolayısıyla ikinci dozdan 2 ay sonra gibi bir süredeki ilk ara verilere baktılar. Bakın ara veri diyorum, önemli ara veri. Ara verilere baktılar ve orada aşının etkili ve güvenli olduğu kanaatine geldiler. Ve bu şekilde acil kullanım yetkisi verildi. Arkadaşlar konuşmamın sonuna geliyorum. Son birkaç slaytım daha var. Bir 5 dakika içerisinde sunumum bitecektir. Şimdi önemli bir şey öğrendik bu SARS-CoV-2 sayesinde. SARS-CoV-2'deki kullanılan RNA aşılarının aslında gelecekte herhangi bir pandemi durumunda hemen RNA aşısının bir deneylere sokulabileceğini ve çalışılmaya başlanacağını görmüş olduk. Bu yayında arkadaşlar, bu Ağustos ayında yayınlandı. MERS virüsünü, 2012'deki olan MERS koronavirüsünü bir örnek alarak, acaba MERS yeni bir salgın olsaydı ne kadar çabuk bir aşı geliştirebiliriz gibi bir çalışma yaptılar. Ve burada hayvan deneylerinde gördüler ki bu RNA aşılarıyla ile hemen MERS'e bir aşı yapılıp onun antikor oluşumunu ve aynı zamanda da fare deneylerinde bu fareleri bu virüsten koruduğunu gördüler. Bu çok güzel bir gelişme. Çünkü COVID-19 aşıları sayesinde biz gelecekteki pandemilere çok daha erken, çok daha başarılı bir şekilde cevap verme niyetimiz var. Önemli bir detay daha var aşıların hızıyla ilgili. Normalde biliyorsunuz yeni bir virüs ortaya çıktığında araştırma geliştirme olması gerekiyor. Fakat koronavirüslerinde kullanılan RNA aşılarında kullanılan iki tane önemli teknoloji var. Ve bunların ikisi çok daha önce bulunmuştu. Burada bir tane örneğini gösteriyorum. 2017 senesinde 2 tane prolin amino asitini sokarak siz bir koronavirüsün hücreye girmeden önceki halini sabitleyebiliyorsunuz. Ve bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü biz bağışıklığı
hücrenin içine girmeden önce, yani virüs sizin vücuda girer girmez ki haline o bağışıklığı üretmeyi amaçlıyoruz. Ve o yüzden bu iki tane prolin amino asidi çok önemli. Bu buluş 2017 senesinde MERS için yapıldı ve bugün SARS-CoV-2 COVID-19 aşısında bu buluş kullanılıyor. Eğer ki bu buluş olmasaydı belki de hala elimizde onaylanmış, acil kullanım yetkisi verilmiş aşılar henüz olmayacaktı. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey daha hatırlatmak istiyorum. RNA aşıları avantajlı çünkü hem çok yönlü bağışıklık üretebiliyorlar hem de üretimi kolay. Şöyle bir örnek vereyim. COVID-19 salgını başladığında bu virüsün ne olduğunu anlamak ve sekansını tamamlamak sadece 10 gün sürdü ve bu teknoloji sayesinde oldu. Ve hemen arkasından bir RNA aşısı yapmak, yani RNA sentezini laboratuvarda yapmak sadece 2 gün sürdü. Buna tezat olarak 1980'lere bakalım. 80'lerde AIDS pandemisi başladığında biz onun hangi virüs olduğunu ve tam sekansını anlamamız 3 sene sürdü arkadaşlar. Yani 80'lerdeki 3 senede alacağımız bilgiyi biz bugün teknoloji sayesinde sadece 10 günde alabiliyoruz. Ve COVID-19 için şanslıydık. Niye? Çünkü aşısı var. Aşısı olmayan bir sürü virüs var arkadaşlar. Ve biz bunun aslında bir sebebini size gösteriyorum. Burada ADE denen bir kavram var. Bu ADE kavramı yüzünden pek çok virüse aşı bulunamıyor. Bu antikorlar virüse bağlanıyorlar ve bu bağlanan antikorlar yüzünden de arkadaşlar normalde enfekte olmayan hücreler virüs tarafından enfekte oluyor. Biz bunu Zika virüsünde gördük, denge virüsünde gördük, RSV virüsünde gördük. Bu yüzden henüz aşı yok o virüslere. Ama COVID-19'da görmedik. Dolayısıyla COVID-19 için şanslıydık arkadaşlar. Şimdi son olarak mutasyonlar hakkında bana çok sorular geliyor. Mutasyonlar maalesef biraz yanlış anlaşılıyor. Böyle ninja kaplumbağalar olacakmış gibi düşünülüyor veyahut da X-Men'ler olacakmış gibi düşünülüyor. Bunlar tamamen bilim kurgu çok zevkli ama bilimin halk tarafından yanlış anlaşılması yüzünden. Mutasyonlar çok normal arkadaşlar. Bütün canlılarda olur. Bir günde bir insanda trilyonlarca mutasyon olur ve SARS-CoV-2'de de yüzlerce mutasyon var. Bunun hepsini nextstrain.org gibi sitelerde görebilirsiniz. Mutasyonlar nasıl olur? Her genom kopyalanmasındaki oluşan hatalardan dolayıdır. Fakat ilginç mutasyonları takip ediyoruz. Mesela SARS-CoV-2'nin yüzlerce mutasyonu var dedik. Fakat şu an İngiltere'de ilginç bir şeyler görüyoruz. Bu yayını hemen göstermek istedim size. Çünkü bu çok yeni, daha bugün yayınlandı. Ve size ilk benden flash duyun diye göstermek istedim. Burada arkadaşlar İngiltere'de B117 isimli bir lineage var. Lineage ne demek? Bir soy ağacına baktığınız zaman bir virüsün veya başka bir canlının yeni bir dalını görebiliyorsunuz. Ve bu lineage'de ilginç mutasyonlar görüyorsunuz. Burada hepsi gösterilmiş ve özellikle spike proteininde zaten normalde yüzlerce mutasyon var. Bu çok normal ama bu spike proteininde ilginç mutasyonlar var. Burada birkaç tanesini gösteriyorum. Bunlar özellikle ACE2 reseptörüne bağlanma noktasında sağda şeklini gösteriyorum. Gözüküyorlar ve dolayısıyla ilginç bir bilimsel gözlem. Bunun bu lineage arkadaşlar biraz İngiltere'de yayılmaya başladı. Bunun henüz tam olarak bilimsel sebebi bilinmiyor fakat yakından takip ediyoruz. Ve zaten bilimde sadece verilerle hareket edilir. Hiçbir zaman sansasyon veya manşetlerle yapılan haberlere bakılmamalı. Ve kısacası sizin de ilginizi çeken konu evrim olduğu için evrim seçilim baskısı sonucu ve oluşan adaptasyon sayesinde olur. Şimdilik SARS-CoV-2 üzerine herhangi bir seçilim baskısı yok. Fakat aşılarla ilginç şeyler olabilir, kullanılan ilaçlarla ilginç şeyler olabilir. Bunlar aşıların veya ilaçların yanlış olduğunu göstermez. Hayır, tam tersine elimizdeki bu virüse karşı tek koz aşı ve ilaçlardır arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Sanırım tam bir saati doldurduk. Zaten biraz geç başladık. Size hatırlatma, ben sosyal medyada bilimi yaymaya çalışıyorum. Özellikle virolog olarak, bir virolog gözüyle yaymaya çalışıyorum. Twitter'da aktifim, Instagram'da aktifim ve YouTube'da da videolarım var. Beni Virüs Fantom hesabından bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sunduğum bilgiler faydalı oldu. Şimdi seve seve sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Hocam teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Kısa bir biyoloji ve immünoloji dersi gibi bir şey oldu aslında bizim için. Son kısımda COVID-19 açısından, SARS-CoV-2 açısından da gayet faydalıydı. Siz sunumunuzu yaparken birçok soru geldi aslında özelden bana. İsterseniz onları sormaya başlayayım. Sorulara ek yapmak isteyenler de chatten bana özelden yazabilirler. İsterlerse sözde alabilirler. Aşağıdan reactions kısmından da belli ederek ya da kameradan da el sağlayabilirsiniz. Hocam şöyle bir soru geldi. Aslında siz sunumunuzda bir kısmında bahsettiniz. 1,5 milyar gibi bir, en az 1,5 milyar gibi bir süre dediniz ama mikroorganizmaların oluşumu ve evriminde virüslerin nasıl bir rolü ve nerede olduklarını süre bakımından buna dair açabilirseniz iyi olur. Evet tabii. Şimdi sunumda dediğimiz gibi bütün canlıların evriminde rolü var ve mikroorganizmalar da buna dahil. Virüslerin kendi evrimi üzerine ilginç hipotezler var. Virüslerin mesela bir kaçış mutasyonu, bir bakterilerden veya bir hücreden kaçan sekanslar ve sonradan kılıf kazanmış sekanslar olduğunu düşünenler var. Veyahut da hayatın ilk başlangıcında RNA dünyası diye bir kavram var. Niye? Çünkü RNA molekülleri aslında kendi kendini çoğaltabilen moleküller. O viroid örneğinde gördüğümüz gibi. Ve dolayısıyla RNA dünyasında başlayıp sonradan kılıf kazanan yaratıklar olduğuna dair evrimleşme hipotezleri var. Tabii bunlar hepsi çok ilginç hipotezler. Ama sonuç olarak bütün mikroorganizmaların hayatında önemli bir rol oynarlar. Botoks örneğini verdim. Clostridium bakterisinde o botoks geni mesela bakteriyofajların gen aktarımı sayesinde olduğu gibi doğaya baktığımızda da doğada çok yaygın olan algler dediğimiz siyanobakterilerde de virüslerin çok önemli etkenleri var. Teşekkür ederiz. Bir de yine sunumda kısacık bahsettiğiniz bir konuya dair bir soru geldi. Neden birçok virüs doğal kanak olarak yarasalarda görüyoruz? Bu ilginç bir soru. Şimdi pek çok canlıda görüyoruz fakat insanlara patojen olan virüslerin çoğu yarasalardan geliyor. Hepsi değil. Unutmayın mesela çok tehlikeli grip virüsleri kuşlardan, ördeklerden ve domuzlardan insanlara geçiyor. Yani sadece yarasalardan değil. Ama yarasaların ilginç bir biyolojisi var ve yarasalar mesela Ebola virüsü gibi, SARS-CoV-2 virüsü gibi insanlarda ölümcül olan virüsleri barındırabiliyorlar. Sunumda bahsetmiştim. Bütün canlılarda yeterli olacak şekilde evrimleşmiş bağışıklık sistemi var fakat moleküler farklar olabiliyor. Ve yarasalarda da insanlar arasında moleküler farklar var ve yarasalar herhalde bu virüslere sürekli maruz kaldıkları için bu şekilde evrimleşmişler. Eğer ki biz sürekli bu virüslere maruz kalsaydık, eminim ki biz de bu şekilde yarasalar gibi hastalanmayacak bir şekilde, bu virüslerle iç içe yaşayacak bir şekilde evrimleşmiş olabiliriz. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Mesela AIDS'e sebep olan HIV, HIV virüsü dedik. Bu virüsü aslında doğadaki şempanzelerden ve maymunlardan ve gorillalardan geliyor. Ve maymunlara baktığımız zaman benzer virüsler, yani SIV, Simian Immunodeficiency virüsü, o maymunlarda AIDS hastalığına sebep olmuyor. Yani o canlı o virüsle tamamen iç içe evrimleşmiş şekilde hayatına devam ediyor. Semih Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Ben Saadet, öğretmenim.
Semih hocam, benim aklıma takılan ya da soru olarak da hani böyle çok hızlı arkadaşların kimsenin de çok fazla zamanını almadan sadece böyle takılanları ve böyle biraz şey olanları sormak istiyorum. Şimdi birincisi hani biraz evvel de cevapladınız doğrusu. Yarasalardan ya da hayvanlardan daha çok bu tür şeyleri alıyoruz. Daha önceleri İspanyol gribinde veya buna benzer bir sürü gripler yaşanmış ama tabii biz bunları yaşımız gereği görmemişiz. Şu andaki bu pandemimde çok korkutucu bir şekilde yaşadığımız bu durumlardan kaynaklı ya da bir kuş gribidir ya da buna benzer kenedir veya buna benzer hastalıklardan korkmaya başladık. Şimdi bu bilim zaten teknolojiye güvenimiz sonsuz. Çünkü gerçekten hani 2012 yılından beri bu SARS ve MERS ile ilgili yapılan araştırmalardan dolayı COVID aşısını bu kadar bulmak daha kolay oldu. Daha da çabuklaştı. Çünkü teknoloji bunun zaten daha önceden Özlem Hanım'la Uğur Bey bunu söyledi. Daha önceden böyle bir araştırma 2012'den beri yaptıklarını ben öyle hatırlıyorum. Şimdi diyorum ki hani bundan sonra bu hayvanlarla ilgili hani biz hayvanları seven, hayvan sever, doğayı sevmeyi çok çok bu tür şeyleri istiyoruz ve aşılayalım. Ben bir öğretmen olarak çocuklarla doğada çok 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 memnun olduğum ve onlara da bu doğanın güzelliğini anlatmayı isteyenlerdenim. Ama bu hayvanlardan ya da ne bileyim hani en basitiyle en komik şeyle işte Wuhan'da Çinlilerin yarasa yediği, tabii ki bunların hepsi yanlış. Çünkü korona ailesinden geldiği belli. Bir de diyorsunuz ki mağaralarda affedersiniz yarasaların dışkılarından da geçiyor. Hani diyorum ki bundan sonra bilim insanları kesinlikle buna benzer şeyler yapıyordur ama yani bizi bu konuda yani bu hayvanlarla ilgili konularda daha çok bilgilendiremezler mi? Ya da insanlar ne bileyim bu tür yiyecekleri ya da hayvan pazarlarını ya da bu tür durumları yaparken daha dikkatli olamaz mıyız? Hani bunlar için biraz daha şey yapılabiliyor mu? Bir de hani İngiltere'de diyorsunuz ki hani bu bir mutasyonla ilgili bir durum var. Bu mutasyon aşının etkinliğini düşürür mü? Ya da etkinliğini biraz azaltabilir mi? Bir de bize hani Sinovac aşısı gelecek. Tabii bu inaktif bir aşı, çok güzel bir aşı. Hani biraz evvel dediniz ki acil kullanım şeyi verebiliyor onay Amerika'dakiler. Peki bize de mesela burada da acil kullanma onayı veriliyor. Hani ama şurada etkinliğine ve şeyine bakılmadığı için mi biraz bizim kafamız karışıyor? Bu aşıyı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı diye. Bir de ben çok 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 harika bir anlatımınız vardı. O kadar güzel anlattınız ki yani her şeyi bu kadar bilim insanı olarak yani olamayız ama yani gerçekten çok güzel aydınlatıcı bilgileriniz var. Ben bir hocamın dediği gibi şu anda kaç yıl önceden yapılmış bir çiçek aşısının halen lekesini taşıyan biriyim. O yüzden bilim insanlarına ve aşıya çok çok güveniyorum. Çünkü 10 aydır annemle kronik rahatsızlığını yaşadığı için bu sıkıntıyla, bu pandemiyle uğraşıyoruz. Yani aşıdan başka hiçbir kurtuluşumuz yok. Çok teşekkür ediyorum. Özür dilerim. Çok zaman aldım. Hocam çok teşekkürler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani sizin öğrencileriniz çok şanslı. Ben de sizin gibi öğretmenlerim sayesinde bugünlere geldim. O yüzden sizin gibi öğretmenlere minnettarız. Çok sağ olun. Ve sorularınıza gelince de şimdi birincisi hayvanları hepimiz çok seviyoruz. Ben mesela hayvan aşığıyım. Ve mesela kız kardeşim Antalya'da yaşıyor ve sürekli hayvanları koruma dernekleriyle beraber sürekli başıboş hayvanlar aşılansın ve bakılsın diye çalışıyor. Hepimiz hayvanları çok seviyoruz. Zaten şu an bilim sayesinde evcil hayvanları barındırabiliyoruz. Bilim sayesinde ben mesela İzmirli çocukken bir kuduz hastanesi vardı ama artık bilim sayesinde bu hastaneler kapatıldı ve sokaktaki hayvanlar artık bize bir tehdit olmuyorlar. Bunların hepsi sizin dediğiniz gibi kuduz aşısı ve aşılamalar sayesinde oldu. Ve dolayısıyla doğadaki hayvanlar için de aynı şey geçerli. Biz çoğumuz aslında şehirde yaşadığımız için veyahut da hayvancılık, tarımcılık yaptığımız için kontrollü şartlarda evcil veya hayvanla temas olduğu için herhangi bir tehdit almıyoruz çoğumuz. Fakat bazı yerlerde, örneğin mağaralara giren insanlarda veyahut da Afrika'da olsun, Çin'de olsun, diğer ülkelerde yasa dışı yapılan hayvancılık ve doğal hayvan avı, yasak avcılığı yasak olan hayvanların avlanması yüzünden onların kanına,
onların dışkısına, onların nefesine maruz kalıyor insanlar. Zaten HIV, AIDS salgını da böyle başladı. Koronavirüs salgınları da böyle başladı. Şimdi burada önemli olan hükümetler zaten yasakları getirmişler. Fakat bu yasaklara uymayanlar var ve mesela harika belgeseller var. Afrika olsun, Çin olsun, zabıta böyle marketlere girdiği anda herkes bütün etleri toparlıyor. Mesela burada önemli olan o hükümetler özellikle avı yasaklanmış hayvanları koruma altına almak zorundalar ve o bunu avlayarak iş yapan insanlar da var. Onları da suçlayamayız. Onlar da geçim derdinde ve onlara daha iyi işler, daha iyi imkanlar sunmalı. Birinci sorunuzun cevabı bu. O yüzden tahminim bu tür şartlar yerine getirilerek böyle riskler eminim azaltılır gelecekte de. İkinci sorunuza gelince, bu arada tam sırayı unuttum ama ikinci sorunuza gelince mutasyonlardan aşı kaçışı mümkün olabilir. Fakat aşılar çok yönlü bağışıklık oluşturduğu için yani bir antikor değil ama birden fazla antikor oluşturduğu için bir değil birden çok hücresel bağışıklık oluşturduğu için o virüsün sekansında mutasyon olsa bile aşıdan kaçma ihtimalini azaltır. Dolayısıyla şimdilik bir risk teşkil edeceğini sanmıyoruz ama tabii zamanla ve verilerle anlayacağız. Diğer sorunuzda evet Sinovac aşısı Türkiye'de çok büyük haber yaptı. Yalnız haberlerde paylaşılan bilgi biraz yanlış anlaşılıyor bazen. Ben özellikle merak edip Sağlık Bakanı'nın basın yayınına baktım. Hani kendi yazdıkları yayına baktım ve orada şunu gördüm. İşte bu Sinovac aşısını ısmarladılar. Zaten pek çok şirket daha sonuçlar pek çok ülke sonuçlar açıklanmadan sipariş verdi çünkü insanlara için bir aşı garantilemek zorundaydı. Evet. Ve Sağlık Bakanı diyor ki biz verileri bekliyoruz diyor ve ilk ara veriler açıklandığında Türkiye'de TİTCK diye bir kurum var. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu. Evet. Bu kurum ara verilere bakarak acil kullanım onayı verecek veya vermeyecek. Yani şimdilik ben hiçbir yerde bu veriler olmadan aşının yapılacağı şeklinde bir şey görmedim. Ama dediğiniz gibi sosyal medyada, haberlerde biraz yanlış anlaşılıyor sanırım o soru. Ve son olarak çok teşekkür ederim. Sunumum eğer faydalı olduysa çok sevindim. Çünkü gerçekten karışık bir konuyu mümkün olduğu kadar halk diliyle anlatmaya çalışıyoruz. Hocam çok teşekkürler sorunuz için. Ben teşekkür ederim tekrardan. Sağ olun. Hocam birkaç soru daha geldi bu sürede. Hızlı hızlı hemen onları sormuş olayım. Şöyle bir soru var. Bakterileri arıtmada kullanabiliyoruz. Yani bakterilerin çeşitli yine mekanizmalarda kullanabiliyoruz. Virüsleri de bu tarz pozitif durumlarda yani artı yönde kullandığımız durumlar var mı? Elbette. Ben mesela meslek olarak gen terapisi ve hücre terapisi yapıyorum. Yani kanser hastaları için biz laboratuvarda belli virüsleri üreterek o hastaların bağışıklık sistemini kansere karşı eğitiyoruz. Ve bu şekilde hatta özellikle kan kanserlerinde hiçbir başka şansı olmayan her tedaviyi denemiş çocuklar olsun, ebeveynler olsun onlar da bu tür tedavileri gerçekleştirebiliyoruz. Onun dışında da mesela antibiyotiğe karşı dirençlilik kazanan bakteriler var ve bunlar çok tehlikeli. Hatta gelecekte çok ciddi sorunlar yaratabilirler. Bunun sebebi antibiyotiğin yanlış kullanımı sonucunda oldu zaten. Ve antibiyotik dirençli bakterilere karşı bazı virüsler kullanılabilir ve bu virüslerde o bakterileri aslında yok edebiliyorlar. Bunun da birkaç örneğini gördük ama tam olarak tedavi amaçlı kullanımı için henüz bir onay yok. İlginç tarihi bir örnek vermek istiyorum. Rusya'da ve Sovyet zamanında mesela batılı dünyalar antibiyotiği keşfettikten sonra 2. Dünya Savaşı'nda mesela antibiyotikleri kullandılar. Fakat Rusya'da politik sebeplerden dolayı onlar antibiyotiği değil ama bakterileri yok eden virüsleri kullanmaya başladılar. Hatta bu yüzden ilginçtir. Rusya ve eski Sovyet'ten kalma Gürcistan gibi ülkelerde faj terapisi dediğimiz bakterileri virüslerle yok etme terapisi hala kullanılıyor.
Teşekkür ederiz. Hemen diğer soruya hızlıca geçiyorum hocam. Sunumda da gösterdiğiniz insan genomunun yüzdeliklerini veren bir görsel de vardı. Soruda şöyle, genomumuzdaki viral sekansları nasıl ayırt ediyoruz? Genom eklendiği zaman nasıl tespit edebiliyoruz? Şimdi bioinformatics denen bir sağ var. Bioinformatics sahasında bilgisayarları kullanarak bir sekans başka bir sekansa benziyor mu, benzemiyor mu, bu şekilde karşılaştırma yapılıyor. Hatta haberlerde veya belki de sizin başınıza gelmiş de olabilir. Bir çocuğun anne babası kim ve onun genetik testleri yapılıyor ya, işte bir çocuğun babasını o babası mı değil mi gibi testler yapılıyor. Orada da benzer şekilde o çocuğun bazı DNA sekansına bakılıp, babanın annenin DNA sekansına bakılıp bilgisayarla karşılaştırılıyor ve o anneden o babadan gelmiş mi gelmemiş mi öyle anlıyoruz. Aynı şekilde genomdaki virüsler için bu geçerli, nereden geldiğini bu karşılaştırmaları yaparak o şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bir de bağışıklık üzerine bir soru var hocam. Şimdi normal bağışıklık olarak 2 ay 3 aylık bir süreden bahsediliyor. Aşılar için de 6 ay ve 1 yıllık bir süreden bahsediliyor. Bir arkadaşımız da şöyle sormuş. Bu aşı ile bağışıklık arttırma nasıl olabiliyor? Tamam arkadaşlar, bu da çok güzel soru. Şimdi bu da biraz yanlış anlaşılıyor. Çünkü niye? Yine bazı medya kanalları yüzünden antikorlar sadece 3 ay, antikorlar sadece 6 ay gibi haberler çıktı. Tamam, ilk başta biz COVID-19 başladığında bilim insanları antikorlara bakıyorlardı ve o zaman sadece 3 aylık veri vardı, sadece 6 aylık veri vardı. Sonuçta bu pandemi daha bir senesini doldurdu, doldurmayacak. Doldurmadı, dolduracak yani. Ve dolayısıyla arkadaşlar, antikorların ömrü kısa olabilir. Bu sizi korkutmasın, çünkü doğal enfeksiyonlarla oluşan bağışıklık zaten aşı ile oluşan bağışıklıktan farklıdır. Aşılar zaten bu yüzden başarılı ve çoğu zaman doğal enfeksiyonlar yeterli olmuyor bir bağışıklık oluşması için. Bir de aşılarda 2 doz kullanılır. 2 doz kullanılmasının sebebi, buna immünolojide prime boost diyoruz. Prime, birinci doz, boost da ikinci doz. Ve bu 2 doz sayesinde birinci dozda ilk başta antikorlar oluşur, hatta grafikte görürsünüz. Antikor oluşur fakat kısa ömürlü olabilir. İkinci dozda doğru zamanda takviye edilirse bu sefer antikor çok daha yüksek bir seviyeye gelir. Yani doğal enfeksiyonun üretemediği bir bağışıklık üretmiş olabiliyor aşılar. Bu sayede arkadaşlar aşılamalar 2 doz yapılıyor ve bu en az 2 doz yapılacak. Bazı aşılar 3 doz yapılıyor. Mesela HPV aşısı. Ben mesela HPV aşısını daha geçen sene oldum. Çünkü işte ben şu an 45 yaşındayım ama 43 yaşlarında yapılmıyordu henüz o dönem. Ama şimdi 45 yaşına kadar tavsiye ediliyor. Ben HPV aşısını 3 doz aldım mesela. Teşekkür ederiz. Bu arada hocam, sorularla birlikte sunumumuzun çok iyi olduğuna dair, size de teşekkür ettiklerine dair birçok mesaj geliyor. Onları da söylemiş olayım. Çok sağ olun arkadaşlar. Bir soru olarak da şöyle sormuş bir arkadaşımız. Bu salgında birçok şeyi gördük aslında. Hem ekonomik anlamda, toplumsal anlamda, siyasal anlamda. Bu salgın gelecekteki herhangi bir, yine böyle bir pandemi dair bize ne öğretti, ne gösteriyor? Nerelerde eksikleri var? Çok güzel soru. Şimdi birincisi, bürokrasideki eksikliklerimizi gösterdi. Yani bundan önceki aşı çalışmalarında aslında ne kadar bürokratik engeller olduğunu gösterdi ve o engellerin aslında insan işbirliğiyle kalkabileceğini gösterdi. İkincisi, insan azmini gösterdi bence ve ben mesela çok optimist, iyimser bir insanım ve insanların azmi her zaman hayranlık duyarım. Çünkü insanlar niyet edince, azmettiklerinde harika işler başarıyorlar ve sonuçta biz COVID-19 pandemisinde, yani bakın, daha 10 ay geçmeden virüsün ne olduğunu anlamışken şimdi elimizde çok etkili ve güvenli bir aşı var ve dağıtımı bile yapılabiliyor. Bu tamamen hani hem bilim hem de insan azmi sayesinde oldu. Bir de az önce Saadet hocamızın sorduğu gibi, mesela marketlerdeki bu işte hayvan avı yasaklaması gibi şeyler üzerine daha ciddi yasaklar olacak bence. Bir de son olarak, aslında SARS-CoV-2'nin yayılımı da belki teoride önlenebilirdi.
Mesela bunun ilk başladığı ülkede, şimdi bundan sonra pathogen surveillance diyoruz İngilizce'de. Pathogen surveillance, yani yeni çıkan bir patojeni sürekli tarama. Ve bunu sürekli tarayan bilim insanları var. Şu an bile eminim dünyanın pek çok yerlerinde mağaralara girip yarasalardan kan alan, yarasalar dışkısından numune toplayan bir sürü bilim insanları var. Çünkü bunlar sürekli bir sonra pandemi olabilecek virüsleri yakalayıp şimdiden aşı üretmeyi amaçlıyorlar. Ve bu sayede arkadaşlar böyle değişiklikler olacaktır tahminim. Yalnız benim en çok istediğim bir değişiklik var. O da maalesef COVID-19 sosyal medyanın ilk pandemisi. 2009 senesindeki grip pandemisinde sosyal medya bu kadar yaygın değildi. WhatsApp grupları bu kadar yaygın değildi. Ve maalesef COVID-19 döneminde bilim karşıtı, hatta bilim insanlarını hedefleyen inanılmaz çirkinlikte sataşmalara tanık olduk. Ümidim bunun tamamen yok olması, çünkü COVID-19'da bilimin zaferini hep beraber görmüş olacağız. Teşekkür ederiz. Bir diğer soru da aslında hem aşılarla hem ilaçları da ilgili bir soru. ACE2 inhibitörleri olan ilaçların COVID-19 hastalığına nasıl etkisi olur diye bir soru. Hemen tekrarlayabilir misin soruyu? ACE inhibitörleri olan ilaçların COVID-19 hastalığına nasıl etkisi olur? Teşekkürler. Şimdi bu virüs ACE2 reseptörüne bağlanıyor. Tabii ACE2 bir aile aslında. ACE ailesi, ACE1, ACE2 gibi. Bir de eskiden bir ACE isimli çamaşır suyu vardı. Onunla karıştırmamak lazım tabii. Şimdi arkadaşlar bu virüs buraya bağlandığı için doğal olarak bu bağlanmayı engelleyen ilaçlar, bu bağlanmayı engelleyen antikorlar etkili olabilir. ACE inhibitörleri dediğimiz ilaçlar kalp sağlığı için kullanılan bazı ilaçlardır. Fakat bu ACE inhibitörlerinin ACE2 üzerinde bu virüsü engelleyecek bir etkisi yoktur. Hatta COVID-19 ilk başladığında ACE2 miktarını arttırabiliyor ve belki de bu yüzden kullanılmamalı şeklinde söylentiler oldu. Onlar sonradan yalanlandı. Yani siz doktorunuz size ACE inhibitörü veriyorsa mutlaka kullanmaya devam edin. O çünkü sizin kalp sağlığınız için önemli. Ama şimdilik bu salgına karşı bir etkisi olduğuna dair bir veri yok. Teşekkür ederiz. Bir soru da Türkiye'deki aşı çalışmalara dair hocamız ne düşünüyor? Türkiye'deki bütün bilim insanlarını kutluyorum bu çalışmaları yapan. Çünkü Türkiye'deki şartlar çok daha zor yurt dışındaki şartlara göre bilim açısından. Bu maalesef üzücü ama iyiye gidiyor. Bu da güzel haber. Niye zor? Şimdi şöyle. Türkiye'de bilim yapacağınız, nerede olursanız bilim yapacağınız zaman materyallere ihtiyacınız var. Örneğin deneyler yapıyorsanız antikorlar satın almanız gerekiyor ve o antikorların Türkiye'ye ulaşması haftalar sürebiliyor. Ama yurt dışında iseniz bugün mesela şu an Seattle'da sabah 11.30, ben şu an ısmarlasam yarın antikorla deneye başlayabiliyorum. Benzer şekilde aşı çalışmalarında hayvan deneyleri çok önemli ve ben geçenlerde Hacettepe Üniversitesi'nden Serhat Ünal hocamızın konuşmasını dinledim. Harika bir konuşma verdi Türkiye'deki aşılarla ilgili ve o konuşmada dedi ki mesela hocalarımız dedi aşı çalışması için hayvan deneylerine ihtiyaçları var. Hayvanları ısmarlıyorlar, hayvanların gelmesi haftalar sürüyor. Bir de hayvan geldiğinde de gümrükte de bir o kadar süre kalıyor hayvan ve orada ölen hayvan ölüyor. İşte sağ kalan hayvan da artık size laboratuvara ulaştığında artık ne şartlarda ulaşıyor onu siz düşünün. Yani maalesef böyle eksikler var ama bilime gönül vermiş ve harika bilimden anlayan harika bilim insanlarımız var Türkiye'de. O yüzden bence güzel işler çıkacak. Bir de son bir konu daha var önemli. Aşı çalışmaları mutlaka çok iyi gidiyor ve gidecektir zaten Türkiye'de de. Fakat bir aşı hayvanlarda başarılı ise bunun arkasından klinik deneyleri çok önemli. Ve bu klinik deneyleri support edecek, yani destekleyecek kurumlar çok önemli Türkiye'de. Bir de bu aşının üretimi için gerekli GMP, Good Manufacturing Practice, laboratuvar şartları çok önemli. Bunu siz herhangi bir laboratuvarda yapamazsınız. Türkiye'de sadece 2, 2, 3 veya 3 veya 4, yanlış konuşmayayım ama
Serhat hocamızın dediğine göre 3 veya 4 GMP üretim yeri var ve bu bütün Türkiye nüfusuna hemen yetmeyebilir. Zaten GMP üretimine başladığınız an o laboratuvar sadece o aşı için kilitlenir, dolayısıyla diğer aşılara yer kalmaz. Yani kısa zamanda bu GMP lablar bir an önce dolup taşacak ve bir anda bu kadar insana bu kadar aşı yetiştirme mümkün olmayabilir. Ama daha iyiye gidiyor. Ümidimiz ülkemizi yöneten insanların COVID-19'dan aldığımız dersleri hep beraber alıp çok daha iyi şartları bilim insanlarımıza sunması. Teşekkür ederiz. Hocam bir soru da aslında onkovirüsler üzerine. Koronavirüsün de akciğerlere zarar verdiğini biliyoruz. Koronavirüs onkovirüs olabilir mi? Buna dair bir çalışma var mı diye bir soru geldi. Koronavirüsleri onkovirüsü değil arkadaşlar. Onkovirüsü şudur, kansere sebep olan bazı virüsler var ve bunlar içerilerindeki genetik yapıdan dolayı bir hücrenin bölünmesini kanserojen şekle dönüştürebiliyor. Ve bunlara onkovirüs diyoruz. Ve bunun doğada bir sürü örneği var. En baştaki örneklerden bir tanesi kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olan, erkeklerde gırtlak kanseri, penil ve anal kanserlerine sebep olan HPV virüsü. Ve HPV virüslerinin hepsi kansere sebep olmaz. Bazı cinslerinde E6 ve E7 isimli onkojenler var. Yani bunlar kansere sebep olur ve elimizdeki HPV aşıları da bu zararlı türlere karşıdır. Hayır, koronavirüs bir onkovirüs değildir. Teşekkür ederiz. Bir bağışıklığa dair bir soru daha geldi. Bağışıklık sistemi genetik midir? Bağışıklık sistemi geliştirilebilir mi? Tamamen kalısal mıdır? Evet, bu önemli bir soru. Çünkü özellikle Türkiye'de televizyona çıkıp işte kekik suyu için, kelle paça yiyin diyen çok var. Şimdi bakın arkadaşlar, şu önemli. Dengeli beslenmek çok önemli. Spor yapmak çok önemli. Sigara içmemek önemli. Alkol içmemek de önemli. Ama ben mesela birayı çok seven bir insanım. Türkiye'ye her geldiğimde arkadaşlarımla Efes Pilsen içiyorum yani. Ama hep zaten hiçbirimiz mükemmel değiliz. Kısacası bu. Ve bu bilgiler doğrultusunda arkadaşlar biz mümkün olduğunca hayatımızı sevdiklerimizi koruyacak ve sağlıklı şekilde yaşayacak şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ki de sizin sağlıklı beslenmeniz çok önemli. Fakat bunu maalesef bazı insanlar, özellikle diyet kitapları satmaya çalışan insanlar, hani siz bunu yerseniz işte bağışıklığınız artacak, dolayısıyla COVID'den korunacaksınız. Böyle insanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu insanlar hakkında kötü şeyler söylemiyorum. Hayır, hepsine çok saygım var. Sadece siz daha bilinçli olun şeklinde bu uyarı yapmak istiyorum. Evet, bağışıklık sistemi genetiktir. Bunu şuradan biliyoruz. Mesela tek bir gende, tek bir tane nükleik asit hatası olursa belli bir gende, o çocuklar tamamen bağışıklık sistemi olmadan doğuyorlar ve bir balon içerisinde yaşamak zorunda kalıyorlar. En ufacık bir patojene maruz kalırlarsa ölüyorlar. Ve bu çocukların çoğu bebekken veya çocukken ölüyor. Fakat biz bugün gen terapisi sayesinde bu çocuklara gen nakli yaparak bunların hayatlarına bir uzun ömür sağlayabiliyoruz. Teşekkür ederiz. Hemen hızlı hızlı soruları tüketeyim hocam yine. Şöyle bir soru geldi. Koronavirüs ortaya çıktıktan sonra da önceki makalelerde işte 2017'de, 2016'da ve çeşitli kitaplarda da yine komplo teorisi de olsa salgının öngörüldüğü söyleniyordu. Yine birkaç çalışmada koronavirüs pandemisinin olacağına dair de öngörüler vardı. Buna benzer pandemiler öngörülüyor mu gelecek senelerde? Evet, her zaman bir pandemi riski var arkadaşlar. Hayat olduğu müddetçe, canlılar olduğu müddetçe ve virüs ve patojenler olduğu müddetçe her zaman pandemiler olacak. COVID-19 ilk pandemi değil, son pandemi değil ve şu anki tek pandemi de değil.
HIV pandemisini unutmayalım. 80'lerden beri AIDS'e sebep olan HIV virüsü hemen hemen her sene 1 milyona yakın insanın ölümüne sebep oluyor. İlaçları var, evet, fakat ilaçlara ulaşamayanlar var veyahut da ilaçları alamayanlar vesaire. Dolayısıyla ölümler devam ediyor hala. O yüzden şu an iki pandemi içerisindeyiz en az ve gelecekte tekrar olacak. Bu arkadaşlar yine sosyal medyada özellikle takipçi arttırmaya çalışan veyahut da kitap yazıp işte popüler olmaya çalışan ama bilim insanı olmayan bazı insanlar, işte bakın ben bunu tahmin ettim. Hani biraz falcılığa dönüştürüyorlar. Bunun falcılıkla alakası yok. Sonuçta depremi çalışan bilim insanları, jeologlar da İstanbul'da büyük bir deprem bekliyorlar ve virologlar da sonuçta belli verilere bakarak gelecekte de zaten bu salgını da bekliyorduk. Yayınlara bakarsanız SARS ve MERS virüsleri ortaya çıktıktan sonra hemen hemen bütün yayınların en sonunda şöyle der. İşte bu yeni çıkan SARS ve MERS virüsleri insanlık için bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla gelecekte de başka tehdit oluşturan bir koronavirüsü mümkün. Bunda arkadaşlar abartacak bir şey yok. Bu falcılık da değil. Bu böyle bir hurafecilik de değil. Bu tamamen bilimin ışığında verilere bakarak geleceğe göre bir tahmin yapabilmek. Zaten sonuçta her gün hava raporuna bakıyoruz. O da hava raporu da falcılık değil. Tamamen bilimsel verilere göre bir tahmin. Evet, birçok soru geliyor ama yavaş yavaş toparlayalım. Kusura bakmayın. Saat de burada geç oluyor. 11'deki doğru da geliyor. Hızlıca soruları tüketeyim. Hocam bir de şöyle bir soru geldi. Virüsün çok bulaşıcı olduğundan bahsediyoruz ama bazen yeri negatif çıkabiliyor temasın çok olduğu halde. Bu bir test sonucunun hatasından mı kaynaklı yoksa buna dair bir mekanizmayı biliyor muyuz? Evet, şimdi burada iki tane önemli şey var. Birincisi testler, ikincisi virüsün yayılımı. Şimdi siz COVID-19 olan birisine maruz kalırsanız illa virüsü kapacaksınız diye bir şart yok. Birkaç tane ihtimalin bir arada olması lazım. Bir, o kişinin ile belli bir temasta olmanız lazım. Yani onun o kişinin havasına veyahut da tükürüklerine maruz kalmanız lazım bir. İkincisi, o kişinin o dönemde belli bir sayıda virüs oluşturuyor olması lazım. İki. Üçüncüsü, sizin de belli bir takım şartlarınızda olmanız gerekiyor. Yani o anda belki siz atıyorum işte belki bir maske giyiyordunuz veyahut da giymiyordunuz vesaire gibi böyle faktör. Yani kısacası bir sürü faktör sonucu, evet, bunu biraz trafik kazası gibi düşünün. Allah korusun ama bir trafik kazasında illa siz de kaza yapacaksınız demek değil. Eğer siz dikkatli olursanız, işte emniyet kemeri takarsanız, alkollü sürmezsiniz vesaire vesaire, bunun gibi şeyler. Ve şimdi testlere gelelim arkadaşlar. Hiçbir test mükemmel değildir. Testlerin amacı, testlerin iddiası %100 doğruluk değildir. Fakat kullanılan testler eğer ki güvenilir markalardan kullanılıyorsa, bakın o önemli. Çünkü yine maddi kar amaçlı COVID testi satan bir sürü yer var. FDA'nin sitesine bakın, yüzlerce test kullanılmamalı yazıyor. Hatta bunun arasında maalesef Türkiye'den birkaç test de var. Sadece Türkiye değil tabii, bir sürü Amerika'dan testler de dahil. Onlar kullanılmamalı diyor. Çünkü testler, diagnostik testler de aşı gibi onaylanmalı her zaman. Diyelim, varsayalım ki doğru testi kullanıyorsanız, doğru testlerde de belli bir doğruluk yüzdesi var ve o yüzdelere göre ender de olsa bazen sahte pozitif sonuçlar alınabiliyor. Bu bilgi sizi korkutmasın. Zaten çoğu zaman gerekirse ikinci bir test yapılır. Fakat maalesef sosyal medyada komplo teoristleri üreten insanlar işte testlere güvenilmeyeceğini vesaire vesaire gibi yalan yanlış ifadeleri yaymaya devam ediyorlar. Teşekkür ederiz. Son iki soru hocam. Bir tanesi aslında sunum içerisinde bahsettiğiniz placebo hakkında. Placebo'nun amacı nedir bir aşı sürecinde? Placebo mu? Doğru mu duydum? Evet. Tamam. Evet, placebo arkadaşlar. Şimdi şöyle,
diyelim ki siz bir soruyu merak ediyorsunuz ve mesela atıyorum işte ben diyelim her Efes Pilsen içtiğimde sarhoş olur muyum gibi bir soru. Ve bunu bir deney yapıyorsunuz ve diyelim 100 arkadaşınızı çağırdınız. O 100 arkadaşının hepsine Efes Pilsen veriyorsunuz ve hepsi Efes Pilsen içiyor, hepsi sarhoş oluyor. Ama buradan bir şey tamam diyorsunuz ki, aa bak o zaman demek ki hepsi sarhoş oluyor. Fakat buna bir istatistik koyamazsınız. Ve belki de hepsi sarhoş olmak için, istediği için sarhoş oldu. Dolayısıyla ne yaparsınız? O 100 kişiyi iki gruba ayırırsınız. Yarısına atıyorum limonata verirsiniz. Hani sanki biraymış gibi. Diğer yarısına da Efes verirsiniz. Tabii bu iyi bir örnek olmadı. Çünkü onlar tattan farkı anlayacaklar ama siz boş verin şimdi. Ve bu şekilde arkadaşlar göreceksiniz ki mesela illa Efes içen de sarhoş olmayacak ama sarhoş olanın büyük bir çoğunluğu Efes içen grupta olacak. Öyle değil mi? İşte placebo'da da aynı mantık. Siz bir grubu ikiye ayırıyorsunuz. Bir gruba aşı, diğer gruba da placebo. Ve placebo'nun amacı da şimdi randomize diye bir kavram var. Çok önemli klinik deneylerde. Randomize de diyelim 30 bin insan var. Onları tamamen rastgele iki gruba ayırıyorsunuz ki böylecikle bir ön yargı olmasın diye. İkincisi de çalışmayı körlendiriyorsunuz. Buna tek kör veya çifte kör denir. Tek kör çalışmada hasta aşı mı oluyor, placebo mu oluyor bilmez. Çift kör çalışmada hasta bilmez, bir de aşıyı yapan doktor veya hemşire de bilmez. Dolayısıyla istatistikler toplanır ve hiçbir ön yargı olmadan veri neyse o, ona bakılır. Ve mesela şu anda zaten Pfizer'dan örnek vereyim. Şimdiye kadar 30 bin kişi aşılandı, 30 bin kişi aşılandı ve 170 COVID vakası görüldü toplam. O 170'in 162'si placebo kolunda görüldü, 8'i aşı kolunda görüldü ve buradan hesap %95 etkili. Placebo'nun amacı budur arkadaşlar. Bir de placebo, şimdi aşının şöyle bir gerçeği var. Aşı bağışıklık oluşturduğu için sizde bazen ateş sebep olabilir, bazen halsizliğe sebep olabilir. O normaldir, aşının çalıştığını gösterir. Ve bazı placebolarda da hani aşı olmadıklarını anlamasınlar diye başka bir aşı verilir. Mesela Oxford deneylerinde placebo grubuna menenjit aşısı verildi. Niye? Çünkü menenjit aşısı da ateş, kırıklık yaratabiliyor ya, bu şekilde yine bir ön yargı olmasın diye. Böyle olur arkadaşlar placebo. Teşekkür ediyoruz hocam. Son bir soru da soracağım. Siz zaten epeyce bir yorduk, kusura bakmayın. Soruda şöyle, aşı olarak kullanılan E. coli bakterilerinde sentetik olarak çoğaltılan plazmik DNA'larını biliyoruz. Bunların aşının enjekte edildiği yerde nasıl bir etkisi oluyor? Şimdi DNA ve RNA üretiminin belli metodları var. Arkadaşımızın sorduğu gibi bazı DNA üretim metodlarında evet bakteriler kullanılır ve senelerdir bakteriler kullanılır. Hatta ilk rekombinant insülin aşıları, diyabetlerde kullanılan insülin aşıları da ilk versiyonları bakterilerden geldi. Sonraki senelerde doku kültüründen geldi. Bakterilerden oluştuğunda arkadaşlar kullanılan kimyasal yöntemler, DNA'yı izole edecek kimyasal yöntemlerde bakterilerden gelebilecek lipopolisakkarit gibi maddelerden arındırılıyorlar. Ve bu şekilde DNA'lar saf bir halde üretilebiliyor. Dolayısıyla LPS, lipopolisakkarit gibi bakteriden gelebilecek maddeler içermiyorlar. O maddeler olsa bile zaten size bir zararı yok. Hatta bir acıvan etkisi de bazen gösterebiliyorlar. Fakat şimdiki aşılarda bu bir sorun değil arkadaşlar. Bu bahsettiğim lipopolisakkarit. Teşekkür ederiz hocam. Soru yok ama birisi çok güzel bir örnek vermiş aslında. Placebo'ya dair Ayşe Aytaş'ın bir arkadaşımız. Sürekli ilaç isteyen babaannemi kandırıp bonibon veriyorduk ve ağrılarının geçtiğini söylüyordu demiş. Herhalde placebo'ya dair iyi bir örnek olacaktır. Pardon, sesiniz kesildi Kaan Bey. Tekrarlayabilir misiniz?
Tekrarlayayım hocam. Şöyle bir örnek vermiş bir arkadaşımız Ayşe Ayteş isimli. Sürekli ilaç isteyen babaannemi kandırıp ponipon veriyorduk ve ağrılarının geçtiğini söylüyordu. Çok iyi bir örnek oldu ya. Evet böyle işte zaten plasebonun da bir psikolojik etkisi olabilir. Ve bu aşı çalışmalarında da hani psikolojik olarak işte COVID'i kapmadım diyebilmek için çifte kör çalışmalar yapılır. Ama bizim Türk insanımız akıllı. Mesela aşı çalışmalarına katılıyor, sonra gidip 2 ay sonra antikor testi yapılıyor ve bu şekilde o körlüğü bozmuş oluyorlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Teknik aksaklıklar için de kusura bakmayın. Çok güzel bir yayın oldu bizim açımızdan. Hem soru cevap kısmı açısından hem sunumumuz açısından. Katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sorularıyla katkı sundular, katılımlarıyla katkı sundular. Hocamızı Virüs Fantom hesabı üzerinden takip edebilirsiniz sosyal medya hesaplarından. Ve YouTube kanalı da takip etmenizi tavsiye ederiz. Çok güzel videolar var, çok faydalı videoların olduğunu biliyoruz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Vaktiniz için vaktinizi aldım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın her zaman bilim ışığında ilerleyin. Benim bile ne dediğim önemli değil. Çünkü ben de hatalı olabilirim ama bilimsel veriler asla hata göstermez. Dolayısıyla umarım bilimle hep beraber bu COVID-19'dan kurtuluruz. Ben zaten her sene Türkiye'ye geliyorum. Bir daha geldiğimde şöyle oturup hep beraber sohbet içeriz, biramızı içeriz, rakımızı içeriz. Artık ne içmek istersek içeriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. İyi günler hepinize. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Siz sağ olun Soner Bey. Etki için teşekkürler, etkinlik için teşekkürler. Ne demek hocam? Umarım ilerleyen zamanlarda tekrar görüşürüz sizinle. Belki başka farklı bir konu da olabilir. İrtibatta kalmaya devam ederiz diye düşünüyorum, değil mi hocam? Tabii seve seve. Ben vaktim olduğunca hem sorulara cevap vermeye çalışıyorum, hem böyle şeyleri yapmaya çalışıyorum. Sizler de sağ olun, eksik olmayın, beni davet ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Orada iyi günler. Tabii ben birazdan kahvaltıya gideceğim zaten. Afiyet olsun. Sağ olun. Görüşürüz.